Ekvator üzerinde yer alan iki noktanın başlangıç meridyenine uzaklıkları eşittir. Bu iki nokta arasında 3330 km mesafe vardır. Bu noktalardan birisi 15 derece doğu boylamında yer alır. Buna göre diğer noktanın bulunduğu boylam aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Şimdi verilen bilgileri değerlendirdiğimiz zaman şu şekilde bir model küre çizersek şurası ekvator dairemiz olsun, burası ise başlangıç meridyenimiz olsun arkadaşlar. Her ikisi de ekvator üzerinde yer alacak ve başlangıç meridyenine uzaklıkları eşit olacak. Bu iki nokta arasında 30 kilometrelik bir mesafe söz konusu olacak. Şimdi ekvator üzerinde iki meridyen arasındaki mesafenin 111 kilometre olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 3330 kilometreyi 111'e böldüğümüz zaman bu iki meridyen arasında 30 meridyenlik bir fark olduğunu tespit edebiliyoruz. Zaten bize verilen e, bilgilerden bir tanesi de bir meridyenin 15 derece doğu boylamında olduğu ifade ediliyor. Yani aradığımız meridyen ile 15 derece doğu boylamı arasında 30 meridyenlik bir fark olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane seçeneğimiz var. Ya 45 derece doğu boylamında olacak ya da 15 derece batı boylamında olacak. Ancak ilk bilgide bize verilen her iki noktanın da başlangıç meridyenine uzaklıkları eşittir ifadesinden yola çıkarak 45 derece doğu boylamını eleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü 45 derece doğu boylamıyla 15 derece doğu boylamının başlangıç meridyeninin uzaklıkları birbirinden farklıdır. Ancak 15 derece batı boylamının başlangıç meridyenine uzaklığı 15 derece doğu boylamıyla eşittir arkadaşlar. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Yukarıdaki haritada verilen 45 derece doğu meridyeninin anti meridyeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi anti demek bir meridyenin tam karşısında olan, onu tam bir çember haline getiren meridyene anti -meridyen denilmektedir. Anti bulunurken bir meridyeni 180 derece tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 45 derece doğu meridyeninin anti meridyenini bulmak için şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Basit bir işlem yapmamız gerekiyor. 180 eksi 45 dedik. 135. Bize verilen meridyen doğuda olduğuna göre bunun anti meridyeni onun tam karşısında olan meridyen batıda olacaktır. Dolayısıyla 135 derece batı boylamını bulabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Yukarıda koordinat sistemi üzerine verilen yerlerden hangisi ya da hangileri kuzey yarımkürede yer alır? Şimdi koordinat sistemine baktığımızda buranın kuzey yarım kürede ya da güney yarım kürede olduğunu tespit etmek için paralel derecelerinin büyüme yönüne bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Paralel derecelerimiz kuzeye doğru gidildikçe büyüyorsa kuzey yarım kürededir. Güneye doğru gidildikçe büyüyorsa güney yarım kürededir. Seçeneklerimize baktığımız zaman bir doğru seçenekte 38, 39 güney doğru gittikçe büyüdüğüne göre burası güney yarım kürede yer alır. İkinci seçeneğimize baktığımız zaman 65, 66 kuzeye doğru büyümüş. Dolayısıyla burası kuzey yarım kürede. Üçüncü seçeneğimize baktığımızda 74, 75 güney doğru büyümüş. Dolayısıyla burası güney yarım kürede. Dördüncü seçeneğimize baktığımızda yine 16, 17 güney doğru gittikçe büyümüş. Güney yarım kürede. Beş ne olduğu seçeneğimize baktığımız zaman 50, 51. Dolayısıyla kuzeye doğru gittikçe büyüdüğü için kuzey yarım kürede. 6 numaralı seçeneğimize baktığımız zaman 42 43 güneye doğru gittikçe büyümüş. Dolayısıyla burası da güney yarımkürede. Bize hangilerinin kuzey yarımkürede olduğunu soruyor. 2 ve 5 numaralı yerler arkadaşlar kuzey yarımkürede yer almaktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen koordinat sistemi üzerinden doğuya doğru 500 km yol gidildiğinde Kaç numaralı doğrultuda daha fazla meridyen geçilir? Şimdi burada kullanacağımız bilgi şu arkadaşlar. Dünyanın küresel şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arasındaki mesafe daralır. Yani Ekvator üzerinde iki meridyen arasındaki mesafe 111 kilometre iken kutuplara doğru gidildikçe Güney Kutbu'na doğru ya da Kuzey Kutbu'na doğru gidildikçe meridyenler arasındaki mesafe daralmaktadır. Dolayısıyla bize verilen koordinatlardan 500 km doğuya doğru gidildiğinde Ekvator'a en yakın olan yerde en az meridyen geçilirken kutuplara en yakın olan yerde ise en fazla meridyen geçilmiş olur. Dolayısıyla burada 40 derece Güney paraleli yani şu nokta kutuplara en yakın nokta olduğu için buradan 500 km yol kat ettiğimiz zaman daha fazla meridyen geçmiş oluruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olur. 40 derece kuzey enlemi üzerinde bulunan Balıkesir ve Ankara illerinde aşağıdakilerden hangisinin aynı olması beklenir? Şimdi seçeneklerimize baktığımız zaman A seçeneğinde yerel saatlerinin demiş. Yerel saatlerinin aynı olabilmesi için aynı meriden üzerinde bulunmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu cevabımız olamaz. Güneşin doğuş saatlerinin e, demiş. Güneşin doğuş saatleri de aynı olamaz. Çünkü doğuda güneş her zaman batıya göre daha erken doğup daha erken batmaktadır. Dolayısıyla iki şehrimizi kıyasladığımızda Ankara'da güneşin daha erken doğup daha erken batacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu bilgi de farklı olacaktır. Yükselti değerleri, yükselti değerleri de özel konumla alakalı bir durumdur. Enlemde herhangi bir bağlantısı yoktur. Dolayısıyla bunun da aynı olması beklenemez. Ekvatora olan kuş uçuşu uzaklıklarının, evet aynı enlem üzerinde bulunan noktaların Ekvatora olan uzaklıkları ve kutuplara olan uzaklıkları, kuş uçuşu uzaklıkları birbirine eşittir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğimizde yaşanan iklimlerin diyor. Yaşanan iklimler de yine özel konumla bağlantılı olan durumlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bu da yaşanan iklimlerde birbirinden farklılık gösterebilir. Bu da aradığımız seçeneklerden bir tanesi değil. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Koordinat sistemi üzerinde verilen noktalarla ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Evet üstte bir koordinat sistemi. Üç tane noktanın işaretlenmiş olduğu bir koordinat sistemimiz bulunmakta. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman yerel saati en ileri olan Z noktasıdır diyor. Doğuda her zaman yerel saat daha ileridir. Dolayısıyla 3 3 harfi de incelediğimizde, 3 merkezi de incelediğimizde yerel saati en ileri olan noktanın Y olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu bilgi yanlış bir bilgi. X ve Y noktasının yükseltisi aynıdır. Koordinat sistemine bakarak yükseltiyle alakalı herhangi bir bilgi elde edemeyiz. Dolayısıyla bunu da siliyoruz. Z noktası kutup noktasına daha yakındır e, demiş. Z noktası 50 derece güney e, paraleli üzerinde yer almaktadır. Yani diğerlerine nazaran daha güneyde bulunur. Kutuplara daha yakın bir noktada bulunur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklere baktığımız zaman güneş her zaman Y noktasında sonra batar demiş. Daha doğuda olduğu için güneş her zaman daha erken doğup daha erken batar arkadaşlar. Burada sonra batar dediği için bu da yanlış bir ifade. X, Z arası saat farkı Y, Z arasından fazladır demiş. X ve Z arasında 10 meridyenlik bir fark var. Dolayısıyla 40 dakikalık bir yerel saat farkı var. Y ve Z arasında da keza 10 meridyenlik bir fark, dolayısıyla 40 dakikalık bir yerel saat farkı var. Yani ikisi arasındaki yerel saat farkları da birbirine eşittir ancak burada biri diğerinden daha fazladır ifadesi kullandığı için bu da yanlış bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Konya'da güneşin gökyüzündeki konumunun verildiği şetle göre Van ve İzmir'de nasıl görünür? Yani Güneşin ufuk düzlemindeki konumuna göre Konya'da güneş tam tepe noktasına geldiğinde Van'da ve İzmir'de güneş ufuk düzleminde nasıl görünür diye bize soruyor. Şimdi baktığımız zaman Van Konya'ya göre daha doğuda yer alan bir şehrimiz. İzmir ise daha batıda yer alan bir şehrimizdir. Konya'da güneş tam tepe noktasına geldiğinde Van'da öğleden sonra İzmir'de ise öğle vaktine yakın bir zaman olması gerekiyor. Seçeneklerimize baktığımız zaman A seçeneğinde Van'da henüz öyle olmamış. Dolayısıyla yanlış bir ifade. Van'da öğleden sonra olması gerekiyor. Daha doğuda yer aldığı için bu gitti. Van'da da güneş tam tepe noktasında olarak göstermiş B seçeneğinde. Bu da gitti. C seçeneğinde keza Van ve İzmir ikisi de e, sanki aynı boylandaymış gibi e, güneş tam tepe noktasında ikisinde de bu da gider. D seçeneğinde Van'da güneş daha yeni doğmuş. İzmir'de ise güneş batmak üzere. Yani bu hem yanlış hem de bu şehirlerimiz arasında bu kadar bir yerel saat farkı yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da gider. E seçeneğine baktığımız zaman aradığımız seçenek bu arkadaşlar. Van'da öğleden sonra olmuş görmüş olduğunuz gibi. İzmir'de ise güneş henüz tepe noktasına gelmemiştir. bu nedenle sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Yandaki şekil üzerinde yer alan X noktasından önce Y noktasına, oradan da Z noktasına giden bir hava aracı Kuş uçuşu kaç kilometre yol almıştır? Şimdi hava aracı ilk etapta X noktasından Y noktasına doğru gidecek. Ekvator üzerinde gittiği için ekvator üzerinde 111 kilometre iki meridyen arasındaki mesafenin 111 kilometre olduğunu biliyoruz. İlk etapta 60 derece batı boylamından 30 derece doğu boylamına hareketleniyor bu hava aracı. Dolayısıyla biri doğuda biri batıda olduğuna göre meridyen farkını bulmak için ne yapıyoruz? Topluyoruz arkadaşlar. 90 medenlik bir mesafe kat etmiş oldu. Bunun kaç kilometreye denk geldiğini bulmak için karşı çarpıyoruz 111 ile. Bu da 9990. 9990 kilometre oldu arkadaşlar. Daha sonra bu hava aracı Y'den Z'ye doğru hareketleniyor. Burada da 0 dereceden yani ekvatordan 30 derece güney paraleline doğru hareketlendiği için burada 30 paralellik bir mesafe kat etmiş oluyor arkadaşlar bu hava aracı. Paraleller arasındaki mesafe de 111 kilometreydi. Dolayısıyla bunu da 111 ile çarpmış olduk. Bu da 3330 yaptı. Daha sonra bunu 9990 ile 3330'u topladığımız zaman 13.320 kilometrelik bir mesafe kat ettiğini tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Ardışık iki meridyen arası mesafenin ekvator üzerinde kuş uçuşu 111 kilometre olmasına rağmen 60 derece enleminde yaklaşık 55 kilometre olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu bir şekilde göstermek istersek eğer şuraya yine ekvator diyelim. Ee, şurası başlangıç meridyenimiz olsun. Bunlar da meridyenlerimiz olsun arkadaşlar. Şimdi dünyanın şekline bağlı olarak meridyenler çizilirken ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe aradaki mesafe daralmaktadır arkadaşlar. Çünkü dünyanın küresel olmasından dolayı bütün meridyenler kutup noktalarında birleşmektedir. Bu da ekvator üzerinde iki meridyen arasındaki mesafenin 111 km olmasına Kutuplara doğru gidildikçe aradaki bu mesafenin yavaş yavaş daralmasına, kutuplarda ise bütün meridyenlerin birleşmesine sebep olmaktadır. Yani bize soruda vermiş olduğu durumun temel nedeni dünyanın küresel şeklidir arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Eksi 5'in saat diliminde yer alan Nibiru şehrinden Türkiye'ye gelen bir turist kafilesi bu yolculuğa 18 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 10'da başladığına ve yolculuk süresi de 10 saat olduğuna göre uçak Türkiye'ye indiğinde Türkiye'de tarih ve saat kaçtır? Şimdi bu tarz sorularda şu şekilde hemen e, küçük bir görsel hazırlamamız daha faydalı olacaktır arkadaşlar. New York eksi 5. saat diliminde arkadaşlar. Türkiye ise artı 3. saat diliminde. Yani New York ile Türkiye arasında 8 saatlik bir yerel saat farkı var arkadaşlar. New York'ta turist kafilesi e ee, yolculuğuna başlamadan önce tarih 18 Temmuz 2019 arkadaşlar. 18 Temmuz 2019. Saat ise 10. Şimdi yolculuk 10 saat sürdüğüne göre bu turist kafilesi Türkiye'ye geldiğinde kollarındaki saat yani kendi saatleri kaç olacak arkadaşlar? 20 olacak. Ancak Türkiye'nin yerel saati, New York'un yerel saatinden 8 saat daha ileri olduğuna göre, 20'nin üzerine 8 saatlik yerel saat farkını da eklediğimizde saat gece yarısından sonra 04 olur. Gece yarısını geçtiğimiz için ise tarihte 19 Temmuz 2019 olur arkadaşlar. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap C seçeneği arkadaşlar, sorumuzun doğru cevabı. Meriden özellikleri ile verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Meridyenlerin birçok özelliği var arkadaşlar. Şimdi seçeneklerde hangisi doğru değildir diye bize sorulmuş. A seçeneğine baktığımızda eşit boydadırlar. Evet meridyenler tüm meridyenler meridyenlerin boyları birbirine eşittir. Bütün meridyenler kutup noktalarında kuzey ve güney kutup noktalarında birleşirler. C seçeneği 360 adettir. Evet doğru. 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplam 360 adet meridyen yayı bulunmaktadır arkadaşlar. D seçeneğinde dereceleri başlangıç meridyeninden doğu ve batıya doğru gidildikçe artmaktadır. Başlangıç meridyenimiz 0, Greenwich doğuya ve batıya doğru gittikçe derecelerimiz büyümektedir. Bu ifade de doğru bir ifade. E seçeneği ise doğu batı yönünü çizilirler demiş. Bu paralellere ait bir özelliktir arkadaşlar. Meridyenler kuzey ve güney yönlü olarak çizilmektedir. Dolayısıyla E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Yukarıda verilen noktalardan hangisinde yerel saat daha geridir? Evet Dünya günlük hareketini arkadaşlar batıdan doğuya doğru yapmaktadır. Bu da dünya üzerinde yerel saatlerin birbirinden farklı olmasına sebep olmakta. Yine batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda her zaman güneş erken doğup erken batmaktadır. Yani bu ne demektir? Doğunun saati her zaman batıya göre daha ileridir. Soruda hangisinde yerel saat daha geridir diye sorduğuna göre en batıdaki noktayı bizim bulmamız gerekiyor. En batıdaki noktamız 1 ile gösterilen noktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Bu haritada 1 ile gösterilen yer e, yerel saati en geri olan 5 numara ile gösterilen yer ise yerel saati en ileri olan noktadır arkadaşlar.